Bunlardan dinleriz. Gecenin bitiminde sanatçıları dinleriz. Güzel motivasyonlar oldu. Sonuçta tüm bunların bir mozaik var düşündüğümüzde ben burada tüm bunları böyle açık yüreklikle, kendinden emin bir şekilde artılarıyla, bana göre artılarıyla, eksileriyle böyle masaya yatıracak kadar cesaret bulabildim. Ben ipin ucunu tutanlardandım ama benim sitemim yine var. İpin ucunu o dönem vermek istemeyenler ya da ipin ucu var diye beni kandırıp sonradan ben de ipin ucu bile yok diyenlerden. Ona ofisinde hayal kırıklığına uğramıştım. Buradaki ipuçlarını değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bizim işimizin asıl çok önemli bir parçası ikna. Orada da hocama çok büyük ihtiyacımız olacak. Ben ikna kendimce, kendi şeyimle, kendi bilgi birikimine göre kısacık şey yapmak istedim. Biraz düşünmeyi sevk etmek istedim. İkna kitapları alın, ikna kitapları okuyun. İkna kişilik tiplerine göre, hocam bu konuda zaten çok büyük bilgiler alacağız kendisinden. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Hocamızın toplantısı 24 Pazartesi günü. İsterse hocamız bir iki şey... Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok iyi dinlediğiniz için. Ben kendi adıma söyleyeyim. Muhteşem bir şey oldu. Çok güzel bir sunum oldu. Benim açımdan çok faydalandım. Hocam çok güzel söyledi. İkna edeceğiz. Kendimizi tanıtacağız. İşte şu özelliklerimizi koyacağız. Çok sevdiğim bir lafı vardı. Önce kendinizi satacaksınız. Sonra ürününüzü satacaksınız. Her neyse o. Onu satmak. Ben işin kendini satma kısmı ve başkasını bu konuda ikna edeceğiz de nasıl edeceğiz? Bunun üzerinde ağırlıkta duracağım. Yani giyineceğiz de nasıl giyineceğiz? Konuşacağız da nasıl konuşacağız? Beden dilimizi iyi kullanacağız da nasıl kullanacağız? Sözümüzü, ikna kabiliyetimizi kime göre değiştirip ya da değiştirmeyeceğimize, yani sizi ikna etmek farklıdır, sizi ikna etmek farklıdır. Önce karşıdakini çözme. Herkesin entelektüel seviyesi farklıdır, ruh durumu farklıdır, beklentileri, maddi gücü farklıdır. Onu fark etme yöntemleri ve buna karşı ben çok severim yararlar kısmı. Onun işine yarayacak kısmı anlatmak çok önemli. Sizin işinize yarayacak farklı, onun işine yarayacak farklı. Ben ondan bahsetmeye çalışacağım. Ama bugün çok şey öğrendim. Çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İnanın şu öğrendiklerim üzerine yepyeni bir dünya kuracağım. Bir baştan oturup düşünmem gerekiyor bu şeyleri. Çünkü bilmediğim çok şey var. Yani kanun maddelerinden tutun da şunlara kadar. Tekrar bakmam gerekiyor. Bilgi olmadan olmuyor. Açıkça söyleyeyim. Bilgi olan, ya yaparız bu işi ya, ben yaparım. Olmaz. Bir, ikincisi armut, piş, ağzıma düş, yok. Böyle bir şey yok. Çaba göstermezseniz hiçbir şey olmuyor. Ne olur, bu çaba olmadan olmuyor. Emek vermeden yemek olmuyor. İşin açıkçası. Çok teşekkür ederim. Bize çok şey verdiniz. Sağ olun. Herkese çok teşekkür ederim. Tanıştığımı da çok sevindim. Bülent Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben çok yararlandım. Süperdi. Tekrar huzurunuza teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar bekleriz. 24 anında başka bir toplantı yapalım. Bakın hocam, bir altını gördüm.